tam bilemediğim için vadi şeriflerle de bağdaştırarak anlatmak istemedim ama birkaç tanesine temas edebilirim. Alim yeryüzünde Allah'ın yeryüzünü emin kıldığı kimsedir. Alimin gitmesi demek emniyetin, güvenin gitmesi demektir. Emniyet sibobumuzu adeta kaybettik. Eğer hadisse rivayette alimin ölmesi, alemin ölmesidir. Mevtül alimi, mevtül alemi. Hadisse eğer bu, evet alimin ölmesi, alemin ölmesidir. Yani böyle bir zatı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Bize hayatı bütünüyle öğreten, dikiş dikmesinden yırtığımızı, söküğümüzü dikmesinden tutunuz. Hayatı bütün noktalarıyla da bize öğreten gerçekten gerçek rehberimizi kaybettik. İdeal bir insanı, aksiyon ve dava insanını kaybettik. Böyle böyle peş peşe size 100'e kadar cümle kullanabilir. Kaybettik, zahiri yönüyle kaybettik. Cesedi yönüyle kaybettik. Ve bundan dolayı da gerçekten, gerçekten ama üzünlüyüz. Fakir son zamanlarda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını okuyordum. Son 3 günü çok garip, çok hüzünlü Bediüzzaman Hazretlerinin. Urfa'da İpek Palas Oteli'nde yerleşmiş. İçişleri Namık Gedik, İçişleri Bakanı Namık Gedik zorla İsparta'ya gönderilmesini bir çöp arabasına koyun, geri gönderin diye emirler yağdırıyor. O hüzünlü günleri okuyordum, akşam gece ruhum, kalbim bunlarla meşguldü. Sabah erken de hocamın ahirete irtihar ettiğini de haberini alınca hüzün üstüne hüzün yaşadım. Çünkü özellikle benim için, ben gözümü açtığım, yani akil vali olacağım hemen daha, dünyaya yeni uyandığım bir dönemde, 11 yaşlarındayken, hocam İzmir'e gelmişti. Bizim de köy İzmir'e 40 kilometre kadardı. Hemen tanıdım onu. Yani dünyaya gözümü açarken hocamla beraber açtım. Bugüne kadar da onun o güneşinin altında yaşadım. Üstadın o son hali, hocamın da vefatını duyunca öyle zoruma gitti ki, bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ne annem vefat ettiği zaman o kadar üzülmüştüm, ne de babamı kaybettiğim zaman o kadar üzülmüşümdür. Herhalde sizler de öylesinizdir. Gerçekten, gerçekten dünya büyük bir insanı maddesiyle, yani cesedi yönüyle kaybetmiştir. Ama bir yönüyle de aslında mutluyuz. Çünkü hocam anlatılması lazım gelen her şeyi bize anlattı. 80 küsur tane kitap. O kitaplar yakın tarihte diğer anlattıklarıyla beraber de basılacak. Belki 200'e yakın kitabı olacak. Bütünüyle anlatılması lazım gelen hususları anlattı. Metotlar açısından, idealizm açısından, hayatın dengeleri açısından, geçmiş ve gelecek dengeleri açısından. Sadece anlatmakla kalmadı, aynı zamanda yaşayarak da onları bize gösterdi. Mümin nasıl olur? Onu gösterdi. İmanlı insanın Allah'la münasebeti, kulluğu nasıl olur? Yaşantılarıyla gösterdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevmek ne demekmiş? Davasını anlayabilmek ne demekmiş? Bunu yaşantılarıyla da aynı zamanda gösterdi. Ve İslami ahlakı haliyle gösterdi. Tevazuundan kul hakkına, riayete kadar binlerce misaller insanlar zaman içerisinde anlatacaktır.
Tevazu mutlakından insan, gerçekten bir insan olmasından, tekrar edeyim, kul hakkına riayete kadar, Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylerin mekruhlarından, şüpheli şeylerinden bile iştinab etmesinden, ta mendup bir ibadete riayet etmesine kadar, Allah'a karşı kulluk nasıl olacak? Gerçekten bunu öğretti. Kardeşlik nasıl olacak? Bunu öğretti. Kendisi için yaşamayıp başkaları için yaşamak ne demek? Bunu bize öğretti. Son günlerinde en çok kullandığı cümlelerden bir tanesi, ben hayatta kendim için yaşamadım cümlesi idi. Kendisi için yaşamamak ne demek? Başkaları için yaşamak, gözyaşı dökmek, fedakarlıkta bulunmak ne demek? İşte bütün bunları öğretti. Dünyaya geldiği zaman insan, bağışlayın, çıplak olarak gelir. Ahirete giderken de kefen bezinin en adisinden bir kefen bezi alırsınız bana diye bıraktığı dünya adına mameleki olmadan da bu alemden öbür aleme intikal etmiş, irtihar etmiş oldu. Değerli kardeşlerim, elbette hocamın vefatı bizlerde ağlamalara, hıçkırmalara sebebiyet vermiştir ama herkesin ağlama şekli farklı olmuştur. Osman Gazi Han Hazretleri vefat edeceği zaman böyle bir akarsuyun kenarında bir çadır kurmuşlar, Türk çadırı meşhur. Bir kaba döşek üstünde Osman Gazi 69-70 yaşlarında artık son nefeslerini alıp veriyor. Onun kumandanlarından meşhur Rahman çadıra giriyor. Bakıyor ki Osman Gazi Han Hazretleri vefat edecek. Sonra görüyor onu, dışarıya çıkıyor, akarsuyun kenarında bir kaya üstüne oturuyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Öyle hıçkırıyor ki sesi, suyun sesini bastıracak kadar. Az sonra Sungur, diğer bir kumandan, çadıra giriyor. O da sonra bakıyor ki Rahman ağlıyor. Diyor, Rahman niye ağlıyorsun? Osman Gazi Han Hazretleri vefat edecek diye mi ağlıyorsun? Elbette o da vefat edecek. Peygamberler de vefat ettiğine göre elbette benim Osman Han'ım da vefat edecek. Ağlamamalısın. Elbette o da bir şahıstır. Biz şahıslara bağlı değiliz diyor. Şahıslara bağlananlar, şahıslar öldüğünde boşlukta kalırlar. Bizler bir davaya bağlıyız. Onun baki davasına bağlıyız. Davaya bağlı olanlar da davanın bekasında beka kazanır diyor. Ağlama diyor. O diyor ki git kardeşim başında, ben ağlayacağım diyor. Ben Osman Han'ım ağlayacak diye vefat et. Ben Osman Han'ım vefat edecek diye ağlamıyorum. Vallahi diyor, ben şundan ağlıyorum. Ben Osman Han'ımı hiç böyle kaba döşekte yatarken görmedim. Hep harp meydanlarında gördüm, at üstünde gördüm. Bir ağacın altında toprakta oturmuş istişare yaparken gördüm. Toprakların üstünde namazlarını kılarken gördüm. Ve hiç böyle bir kaba döşekte vallahi yattığını görmemiştim. Şimdi vefat ederken kaba döşekte yattığını gördüm de zoruma gitti diyor. Osman Han'ın nasıl olur da böyle bir kaba döşekte yatar, zoruma gitti de ben ona ağlıyorum diyor. Yoksa Osman Han'ın ağladığına ağlamıyorum. Onun vefat ettiğine ağlamıyorum diyor ben. Gerçekten ben de hocamı öyle tanıdım. Böyle kaba döşekte yatmayan bir insandı.
Son zamanlarında şöyle az bir kalın döşekte yatıyordu odasında doktorların ısrarıyla. Kaç defa kulaklarımla duydum doktorlarına diyordu ki buraya bir hasır serseniz, bir battaniye serseniz ben hasırda yatmaya alışkın bir adamım. Ama onlar hocam sıhhatin açısından bizim doktorluğumuza güven bu açıdan böyle yatmanız. Ne kadar yatıyordu onu da bilmiyorum. Hayatında hep sohbet yaparken, vaaz ederken gözyaşlarıyla hep cemaatin içinde, arkadaşlar içinde böyle müthiş bir aksiyon adamı, gönüllü adamını gördüm. E şimdi hastanede yatakta bazen resimleri çıktı. Rahman gibi o da benim zoruma giden, şu anda kabrinde yatarken de yatmalı mı böyle bir insan uzanarak işte zorumuza giden aslında bunlardır. Bizler şahidiz. Tarih de şahit olsun ki o gerçekten kamil bir mümindi. Mükemmel ibadet yapan abid bir insan, zahit bir insandı. Gerçekten büyük bir dava adamıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccında adba nam devesi üstünde. Kah Arafat'ta, kah Müzdelife'de, kah Mina'da, kah Kabe kapısında, Kabe'nin havuzunda insanlığa karşı söylediği son sözleri içerisinde ey insanlar size iki emanet bırakıyorum. Eğer onlara sımsıkı tutunursanız ebediyen bir defa daha sapıtmayacaksınız. Kitabım ve sünnetim buyurduğu o muhteşem iki emanete hakkıyla sahip çıktığına hocamızın gerçekten onu tanıyanlar şahittir. Ve şu anda yeryüzünde hemen hemen bütün ülkelerde cenaze namazlarını kıyabi olan olarak da kılanlar da şahittir. Şahadeti dini mahkemelerde geçerli olan bütün ehli iman buna şahittir. Ama bazı insanlar var ki görüntüsü Müslüman gibi olsa bile bunların dini mahkemelerde şahitliği kabul olmaz. Bunlara merdüdü şahade denir. Kul hakkı yiyen bir insanın şahadeti makbul değildir. Hırsızlık yapanın bu manada şahitliği makbul değildir. Onlar şahit olsa ne olur, olmasa ne olur? Yolsuzluk yapanların şahitliği makbul değildir. Yalan söyleyenlerin, iftira atanların, kul hakkı yiyenlerin, fasıkların, facirlerin bunların şahadeti makbul değildir. Merdüdü şahade olan insanları istisna edecek olursak koskoca bir millet ve insanlık İslam dünyası hocamın az önce kısaca özetlemeye çalıştığım haline şahittir. Ve bizler de öbür aleme gittiğimiz zaman da bize de sorulursa inşallah hocam hakkında böyle şahadette bulunacağımızdan da şüphe yoktur. Şehadet meselesine bir cümle ile girince bununla alakalı bir fikir sunmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bir ismi şehittir. Şahit de denir. Şehit onun mübalağalısı. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst ayetinde Allah'ın her şeye şahit olduğuna dikkat çekilir. Ve hüve bi külli şeyin şehit vardır. Allah her şeye şahittir. Bizler her amel, hangi ameli yaparsak yapalım, Allah'ın şehadetini
ne inanır? Allah beni görüyor ya, Allah beni biliyor ya. Her şeyime her an nigahban olan bir Allah var ya, inancı içerisinde yaptıklarımızı yapmaya çalışırız. Allah şahit. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da şahit. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şahit bir peygamber olarak gönderildiğini anlatır. Bütün peygamberlerin bir tane ana vazifesi vardır, o da tebliğ. Allah'tan aldıkları mesajları insanlara sunarlar. Tebliğin de iki ana ayağı vardır. Bir müjdeleyerek tebliğ, bir de korkutarak tebliğ. Ama bütün peygamberler için geçerli olan bu mesele, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam için anlatırken, onun şahitliğine dikkat çeker Allah ve onun şahitliği tebliğinden önce ifade edilir. Fetih Suresi 8. ayette, İnne erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezîran. Ya Muhammed, biz seni şahit bir peygamber olarak gönderdik. Sonra diğer peygamberlerde olan müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Şahit peygamber olması en önde zikredilmiştir. Aynı ifade Ahzab suresinde de vardır. Sadece başında ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira ayet aynı devam eder. Ey ismini bile söylemeye gerek olmayan ennebi dendiği zaman ayağından ayağın beyandan beyan herkesin bildiği ve tanıdığı şanı yüce peygamber, biz seni şahit olarak gönderdik diyerek onun şahit olduğuna dikkat çeker. Ama Kur'an-ı Kerim'de nice ayetlerde de şahit peygamberin ümmeti olan bizlerin de şahit ümmet olduğuna dikkat çekilir. Kul i'melû feseyyarallâhu amelekum ve rasûluhu vel mu'minûn ve setüraddûne ilâ âlimil gaybi ve şehâde feyünebbi'üküm bimâ küntüm te'melûn. Sadakallâhul azîm. Amel yapın, Allah görsün. Allah görüyor. Amel yapın, Resulullah da görsün. Hani Resulullah Aleyhisselam öbür aleme irtihal etmişti ya, o nasıl görecek demeyin. Sahabe-i kiramın yaptığı haline o baktığı, gördüğü, şahit olduğu gibi dikkat. Ve alemu enne fikum Resulallah ayeti var Hucurat suresinde. Kat'i bilin ki Resulullah Aleyhisselam daima içinizdedir diyor. Bu ayetin hükmü kıyamete kadar baki olduğuna göre ruhaniyatıyla da bizim amellerimize şahit olan bir nebi vardır. Ve ayet devamında diyor ki amel yapın diyor, müminler de görsün. Ya müminlere göstermek için amel yapmak riyakarlık değil mi? Niyeti öyle ise riyakarlıktır. Ama biz ameli müminler içinde yaparız. Namazı cemaatle kılarız müminler içerisinde. Orucu teraviye gideriz. Herkes şahit olur. Hacca giderken insanlar içinde gideriz. Keza zekatımız, kime sadakamızı veriyorsak diğer insanlar da buna şahit olur. Binaenaleyh müminler de şahittir bizler için. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın şahitliğine inanmasına rağmen Allah öbür alemde bizi hesaba çektiği zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a soracak, o şahit peygambere soracak. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ
ve ci'ne bike ala ha'ulâ-i şehîdâ ayeti. Sonra tefsirine bakarsınız Nisa suresinden. Şahit peygamber olarak Efendimiz'den bahseder ayet ahirette. Hatta o diğer peygamberlerin dahi şahidi olacak. Cenab-ı Hak ahirette bize hesaba çektiği zaman bizi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a soracak. Bunu nasıl tanıyorsun? Ümmetin içinde yerini almış mıydı? Salih mi, talih bir insan mıydı? O bizim hakkımızda nasıl şahadet ederse Allah bizim hakkımızda öyle hüküm verecektir. Kendisi Allah nazarında böyle muteber, kendisi şahit peygamber olmasına rağmen, evet veda haccında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin şahadetine müracaat etmiştir. Evet veda haccında Advan Hamdevesi üstünde dört yerde hemen hemen dört defa tekrar ettiği. Ey insanlar, artık bir defa daha burada buluşamayacağız. Belli ki buluşamayacak. Yakında size benden soracak. Allah yakında beni size soracak. Benim hakkımda nasıl tanıklık yapar şahadette bulunursunuz? Ben geldim tebliğ vazifemi yaptım mı? Allah'tan aldığım mesajları size takdim ettim mi? Öbür aleme gittiğimizde Allah sorarsa benim hakkımda nasıl şahadet edersiniz? Arafat meydanı inliyordu. Hel bellautu diyordu Efendimiz Aleyhisselam. Tebliğ ettim mi? Cemaat bütün gür sesiyle Arafat inliyordu. Naam bellaute. Hel bellautu. Naam bellaute diyordu. Tebliğ ettim diye karşı evet tebliğ ettim. Evet tebliğ ettim. Efendimiz de ellerini kaldırabildiği kadar kaldırıyor. Allahümme şehed, Allahümme şehed, Allahümme şehed diyor. Allah'ım şahit ol. Şahit ol ya Rabbi, bu ümmet, bu cemaat benim vazifemi yaptığıma dair şahadette bulunuyor. Sen de bunların şahadetine şahit ol ya Rabbi diyerek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem ümmetini istişat ederek hem de Cenab-ı Hakk'ı şahit tutarak şahide ezeli ve ebedi olan Hazreti Allah'ı şahit tutarak vazifesini rahat yapmanın o sürûru içerisinde hemen bizler için de genç denebilecek bir yaşta kameri ayları hesaplamaya göre 63 yaşında ruhunun ufkuna Hazreti Allah'a rücu ediyordu. Evet şahitiz ki hocam da vazifesini yapmıştır. Ben hocam 27 yaşındaydı tanıdığım zaman ben 11 yaşındaydım herhalde. O günden bugüne kadar bütün hayatını kapalı açık hatıralarımızla tanıklık yapamadığımız yerdeki hallerinde arkadaşlarımızın anlatmalarıyla buna şahidiz. Kaldığımız eve geldiği zaman dershane mesela talebe iken orada bir çay ikram etse çıkarken para verirdi bize. Güzel Yalı yurdundan müdürdüm ziyarete geldi abdest aldı biraz daha fazla para verdi. Bu müthiş bir anlayıştır. Gıybet yaptığına hiç şahit olmadım. Fecr-i Sadık girer girmez hemen cemaat önüne yani farzı kıldırmaya gelen bir rekatta 3 sayfa 4 sayfa sabah namazında Kur'an okuyan gözü yaşlı bazen hışkırıklarıyla Kur'an okuyan namazda arkasından saatlerce veya dakikalarca dua eden, hep başkaları için yaşamış, gerçekten iyi temsil etmiş,
Günümüzde müminlerin tebliğden daha ziyade temsil edenlere ihtiyacı vardır. Hem tebliğde bulunmuş hem de temsil etmiş. Ama peygamberler bile vefat ettiğine göre elbette vefat edecek ve vefat etti, ruhunun ufkuna yürüdü ve arkasında da muhteşem eserler ve muhteşem de bir cemaat bıraktı. Elbette bunu tek başına yapmadı. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin açtığı çığırdan devam etti. Onun 80 küsur sene çilesiyle attığı tohumlardan devam etti. Yaptığı projelerin üstüne katlar çıkartmak için uğraştı. Cenab-ı Hak kendisine salih bir cemaat ihsan etti. Onunla beraber o da 86 sene yaşayarak hemen 8-9 yaşlarından itibaren Kur'an hafızı Arapçasıyla 11 yaşında kendinden duymuştum. İbn Hacer'in El-İsabe fi Temyiz-i Sahabe nam 4 cilt Sahabe-i Kiram'ın hayatının anlatıldığı kitap vardır. Koyun güderken Arapça o sahabi hayatını okuyup hıçkırar hıçkırar ağlarmış. Bunlar gibi yaşanır mı? Sahabe gibi yeniden bir Müslümanlık yeryüzünde yaşanabilir mi? Gönlünü onlara kaptırmış, beyin kutlelerine, duygularına işlemiş sahabi hayatı ve zaten sizler de biliyorsunuz ki biz sahabe-i kiramı hocam sayesinde tanıdık, sevdik, onlar gibi olma arzu ettik. Ve nesiller de bugüne kadar hep bu ruhla, bu heyecanla yetiştiler. Evet, biz hocamın vazifesinin yaptığına dair şahidiz ve şahidi sadıklarız. Bazı insanlar biraz aleyhte konuştular. Sohbetin başında ona temas etmiştim. Onların şehadeti indallah geçerli değildir. Hırsız bir insanın şehadeti dinde, mahkemede de geçerli değildir. Nikah kıyılırken de geçerli değildir. İnsanlar içinde yiyip içen hafif meşrep, kul hakkına bu kadarcık dahi riayeti olmayanların dini mahkemelerde şahitliği geçerli değil, nikah kıyılmasında da şahitliği geçerli değildir. Yalan söyleyen, iftira atanların ve başkalarıyla alay edenlerin, bunların şehadetleri reddedilmiş, merdudu şehade. Onları istisna tutacak olursak, evet, koskoca yeryüzü çapında bir cemaat hocamın vazifesini yapmasıyla alakalı iyi bir şehadette bulunduğunu ifade ederiz. Ve zaten şu anda da burada bulunan insanlar da sizler de onun vazifesini mükemmele yaptığının şahitlerisiniz. Gelecek nesiller buna daha çok şahit olacaklar. Hocamın anlattıkları ileride daha farklı boyutlarıyla anlaşılacak. Kitapları daha derin anlaşılacak. Ve İmam-ı Azam'a İmam-ı Azam ünvanı verilmesi vefatından 150 sene sonra gerçekleşmiştir. Ve asırlardan beri biz ona İmam-ı Azam diyoruz. Kendi devrinde İmam-ı Azam'a kafir diyen Müslümanlar vardı. İmam-ı Azam'ı hapse atanlar, işkence edenler, dayak atanlar, hakaret edenler vardı. Ama 150 sene sonra ümmet tarafından imamların da en büyüğü İmam-ı Azam olarak yad edilmiş ve kayda geçmiştir. Öyle olacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizlerin de bu şehadet içinde yaşamanızı tavsiye ederim. Bir hatıramı burada aktarmak istiyorum. Belki içinizde o günlere şahit olan var mı bilmiyorum.
71 muhtırasından sonra hocam içeriye alınıp hapiste biraz yattıktan sonra neyse af çıktı. Edremit'e tayin oldum. 73 senesinin sonlarına doğruydu. Edremit'ten de tayini Turgutlu'ya, sonra hemen orada vazife yapmadan Manisa'ya tayin oldu vaiz olarak. Edremit'te hocamın son vaazı vardı. Korkunç, muhteşem bir cemaat. Gözyaşları içinde bir vaaz. Gerçekten hissiyat doruk noktasında bir vaaz. Hocam orada az önce anlattığım vakayı anlattı. Efendimizin Arafat'ta geldim tebliğ ettim mi, nasıl şahadet edersiniz vakasını anlattı. Arafat'ın evet tebliğ ettim gür sesiyle inlediğini anlattı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da elini kaldırıp Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol demesini gözyaşlarıyla anlattı. Ve sonra ben de şu kadar seneden beri Edremit'te camilerde size vaaz ediyorum. Tayinim çıktı, acaba ben de size bu süre zarfında anlatmam lazım gelen şeyleri anlatabildim mi? Hakikatleri duyurabildim mi? Ruhunuza üfleyebildim mi? Öbür alemde size sorarlarsa benim hakkımda nasıl şahadet edersiniz dedi. Camide bulunan cemaat yerinden zıpkın gibi sıçrayarak herkes gözyaşları içinde hocam gitme burada kal, Edremit'te kal ve ama şahidiz, ahirette de şahidiz diyerek o manzarayı hatırlıyorum. Yani gözümün önünde canlandı. Vaazdan sonra daha minbere çıkmadan müezzinlik mahfelinde oturan bir zatı ayağa kalktı. Bu ismi duymuşsunuzdur. Necmettin Güvenli, Edremit Ağır Ceza Reisi'ydi. O zamanlarda böyle namaz kılan hakim, savcı filan yoktu o dönemde. Herhalde bizim tanıdığımız da yoktu. Onun için sağdan say namaz kılan kim var? Necmettin Güvenli. Soldan say yine o ismi çıkardı. Hocamdan hiç ayrılmayan Necmettin Güvenli. Herhalde Edremit'te birkaç sene yaz aylarında talebelerin rahat kamp yapmasında da onun hakim olmasının bir manevi güvencesi vardı orada. Onun da tayini çıkmış Bandırma'ya. Ayağa kalkarak dedi ki ben şahidim. Ve sonra kendisi için şahitlik istedi. Dedi ki ey cemaat ben de şu kadar seneden beri burada ağır ceza reisiyim. Ben şuyum ismini söyledi. Eğer yanlış karar verdimse gelsin benden hakkını alsın. Kimin malını gasp ettirdiysen gelsin malımdan vereyim dedi. Eğer birinize jandarmada şurada burada haksız sopa vurdurdumsa gelsin sırtım işte burada vursun dedi. Ağlamaktan konuşamayan Necmettin Güvenli. Öyle müthiş bir manzara meydana gelmişti ki hayatımda ahirete gittiğim zaman cennete gidersem dünya adına ilk seyretmeyi arzu edeceğim manzaralardan bir tanesi o olacaktır. Bütün cemaatla helallaştı. Zaten birkaç günden beri de helallaşıyormuş tanıdıklarıyla. Akşam da kampa geldi, gidiyordu hep akşamları kampa gelince, cuma akşamları. Fakat o gün hocam rica etti burada kal diye. Hocam onu yatağında yatırdı. Şöyle küçük bir yuvarlak çadır vardı hocamın kaldığı, bir tahta sedir üstünde bir battaniye. İşte bir yastık yani, sert bir yer. Kurra çekti hocam, ona düştü. Cenazesine hocam gitmişti, Bandırmalıydı. Babası girmemiş kabre. Demiş hocam seni benden fazla seviyordu. Oğlum niye vefat ettin? Sıra bendeydi filan demiş. Hocamın gözyaşlarıyla kabre defnettiği insanlardan bir tanesidir. Bu cemaat da şahit bir cemaattir. Öbür aleme gittiğimiz zaman biz birbirimize şahit olacağız.
Şu üstümüzdeki elbiseler bize şahitlik yapacak. Namaz kıldığımız yerdeki halılar, sıralar bize şahitlik yapacak. Şu binanın duvarları, camları bizler için şahitlik yapacak. Nice insanların aleyhinde şahit olacaklar var. Ama lehimizde şahit olacakları toplamalıyız. Ondandır ki namazın farzını kıldığımız zaman kalkar sünneti az bir başka yere çekilir de kılarız. Farzını kıldığımız yerdeki halı bize şahit oldu. Sünneti de bir başka yerde kılayım da orası da bana şahit olsun diye böyle yaparız. Ve bu şahit ümmet, evet hocamın vazifesini yaptığına dair şahittir. Cenab-ı Hak bizler hakkında da sizler birbirimize karşı hüsnü şahadeti olabilecek, iyi şahitler toplayabilecek şekilde yaşamaya, öyle güzel, düzgün yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Değerli kardeşlerim, hocamın şiirlerinde Efendimizle alakalı yazdığı Medine'nin Gülü şiirinde kendi ağzından da onu kaç defa dinlemişsinizdir. Ses kayıtlarında var. Orada kendisini grup edeceğinden bahsediyor. Son demde hiç olmazsa grubum tulu olsun. Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun. Her yanda tamburlar çalınsın, neyler duyulsun. Ne olur hiç olmazsa grubum tulu olsun ifadesi. İki defa grubum tulu olsun cümlesi. Birazcık bunun üstünde durmak istiyorum. Vaktinde bitireceğim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam irtihali dar-ı beka buyurduğu zaman, değerli arkadaşlar, böyle Medine yakınlarında çevrede daha inanmamış bedevi Araplar vardı. Davullarla, zurnalarla peygamber düşmanı olan onlar. Onun Efendimizin vefatını bayram kutlaması gibi davulla, zurna ile kutladılar. Hele İran, o zamanki ateşkede İran, duyunca bütün ülkede davullar, zurnalarla peygamber ölmüş diye kutluyordu onu kendine göre. Bayram yapıyordu. Yahudilerden Bizans içine kadar Mekke'de, Mekke fetholsa bile Taif yolunda, hala Taif yolunda yaşayıp da ömründe bir defa Kabe'ye gelememiş. Hala Araplar vardır. Dindar olamamış, iman edememiş, onlar dahil olmak üzere böyle bayram yapıyorlar, davullarla, zurnalarla, evet öyle yaşıyorlardı. Evet bu normal ama Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun grubu, ümmetin de grubu olmadı. Onun grubu aslında bir tulu, tulu yeniden bir doğuş demek. Grubum tulu olsun. Ben toprağa düştükten sonra benimle beraber toprağa düşmüş tohumlar yeniden nevbahar meydana getirsin demektir. Neticede Efendimiz Aleyhisselam'dan 10 sene sonra, vefatından 10 sene sonra Hazreti Ömer döneminde 3 imparatorluk İslam'ın karşısında dize gelmiştir. İşte Üstad Hazretleri, Üstad Hazretleri de çok çile çekti gerçekten. Arkasında o günkü şartlar daha ağırdı aslında. Vefat ettiği zaman cenazesinde bilemiyorum kaç bin kişi vardı, gelemeyenler de vardı. Fakat Üstad'ın ölmesini isteyenler vardı. O gün Türkiye'de bayram yapanlar da oldu o grup içerisinde. Ama Üstad hayattayken bunları söylemiş. Benim ölmemle sizler kurtulamayacaksınız demiş. Ölümün başınızda bomba olup patlayacak demiş.
hem de bazılarına işaret etmiş. Menderes'in kendisi iyi bir insan olabilir ama kendi grubu içerisinde zındıka teşkilatından çok hain insanlar vardı. Onlardan bir tanesi de İçişleri Bakanı Namık Gedik ve onun gibi adamlar. Üstad Isparta'dan çıkıp o çamurlu kış gecesi, kış günlerinde Mart ayında Ramazan ayı oruçlu, sahurda bir şey yiyemiyor, iftarda bir şey alamıyor. Çok kısa bir zamanda Urfa'ya varmaya çalışıyor. Rüyasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. Urfa'ya gel, buraya defnol demiş İbrahim Aleyhisselam. Ondan Urfa'ya gidiyor. Hatta valilere emir verilmiş, kaçmasın, kaçarsa yakalayın diye. Konya valisi aman buradan gizli gider diye bütün emniyet teşkilatını Konya, Adana, Urfa yoluna dizmiş ama görememişler. En hainlerinden bir tanesi Konya valisi o zamanki ve üstadı yakalasa hemen orada kurşuna dizdirecek, kim vurduya götürecek. Üstad ona da beddua etmiş ve üstattan iki ay sonra askeri darbe olmuş, Menderes hükümeti gitmiştir. Namık Kemal çöp sepetinde, çöp arabasında gitmiştir cenazesi. O Konya valisini de almışlar içeriye, dayanamamış Menderes'le beraber hapishanelerde ve bileklerini kesip kan kaybından da o da ölmüş gitmiştir. Büyük zatların başına bela olanlar, büyük zatların vefatından sonra yok olur giderler. Grupları onların tulu olur. E tabi şimdi dönen çark bırakmış, hizmette bir dönen çark var. Herkes vazifesini biliyor. Metotlarımız belli. Herkes kime karşı nasıl vazife yapacağını biliyor. Gelecekle alakalı projeler de belli, insanlığın ıslahı olarak bütün insanlığı İslam'ın o mayasında acaba eritebilir miyiz? Güzel insan yetiştirebilir miyiz? Hedef de bu yani, yoksa başka bir dert yok. Ve hocamın da zaten şu cümleyi söylemeliyim, anlatacağı başka bir şey de kalmamıştı. Yani anlatması lazım gelen her şeyi şu ana kadar anlattı. Hem de kaç defa döne döne farklı yönleriyle anlattı. Ve dünyada böyle tohumlar saçtı. Adeta her bir fert onun vekili oldu. Ve işte onun bu grubu yakında öyle tulumlara sebebiyet verecek ki. Ha Türkiye'de şunlar var, bunlar var. Tohum atın toprağa, atla çiğneyin. Sürün kaç defa. 3 sene, 4 sene yağmur yağmasın, tohumlar öldü bitti zannedersiniz siz. Ama bir yağmur çile çiselemeye dursun. Hemen o tohumların toprak altında görünmeyen o tohumların orasını nasıl zümrüt yeşil haline getirdiğini göreceksiniz. Şu anda Türkiye'de de tohumlar toprak altında kaybolmuş olabilir. Ama bu zavallılar bertaraf olduktan sonra, hain insanlar, münafık insanlar bertaraf olduktan sonra göreceksiniz hafif bir yağmur çiselemesiyle Anadolu'nun bağrında bile zümrüt yeşiller meydana gelecek ve dünyanın da böyle kabullenmesiyle aradan kaç sene geçer bilemem ama İmam-ı Azam gibi İmam-ı Azam demeye başlayacaklar herkes. Ve biz de bir yönüyle de mesrur olacak inşallah, şahit olacağız. Hocamın şahsına bağlı değiliz. Davasına bağlıyız. Ama bize bir dava anlatan, davaya bağlayan şahıs da bizim için elbette sevimlidir, makbuldur, değerlidir ve arkasından gitmeye de şayeste bir insandır. İnşallah böyle devam edip gideceğiz. Cenab-ı Hak hepimizden razı olsun. Son cümlem şöyle olsun.
biz hocamdan razıyız. İnşallah o da bizden razıdır. Allah ondan da sizden de hepimizden de razı olsun. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.